Manşete hoş geldiniz. Seçimin ardından ilk hafta gerçekten yoğun bir muhasebe ve aslında ne oldu? Bu sorulara cevap arayarak geçti geçiyor ve bir süre daha bu konu devam edecek. Demokrasi güçleri ne yapmalı başlığı altında bugün buna bakacağız biraz. Ee, seçimle ilgili çok şey söylendi, söyledik. Yani geriye doğru birkaç yılı bulan seçim manipülasyonları var. Erdoğan'ın rakiplerini ekarte etmesi kanunları askıya alması, yüksek seçim kurulu üzerinden seçim sürecini dahi yönetmesi ve daha pek çok şey. Bütün bunların elbette yoğun bir propaganda, yoğun medya gücü vesaire. Bütün bunların ardından bir sonuç alındı. Bu sonuçta e, demokrasi güçleri Erdoğan'ın karşısında %50 artı biri bulamadı. Bunu kabul edelim. Fakat ne kadar gayret edilirse edilsin, ne kadar ittifak görüntüsü verilirse verilsin, ne kadar birlik beraberlik içerisinde bir aday etrafında kenetlendik, kenetleniyoruz denilirse denilsin bu yetmedi. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kişi olarak etrafında kümelenen 25 milyonun üzerinde oy önemli. %48'i bulan oy elbette önemli fakat yetmiyor. Siyaset sonuç alma sanatıdır ve sonuç alamadığınız zaman da kaybetmiş oluyorsunuz. Şu anda ne söylerseniz söyleyin. Seçimin kaybından sonra ilk hafta genel psikoloji düşük. Demokrasi güçleri kırık. Demokrasi güçleri elbette yorgun. Yani elb aylarca seçime hazırlanıldığı seçim çerçevesinde yoğun mesai yapıldı. Bizler de gazeteciler olarak yoğun mesai yaptık. Ben her yayına 7-8 saat hazırlanırım fakat seçimden önce 7-24 takip içerisindeydim. Yani gece gündüz gerek sosyal ağları, gerekse işte YouTube vesaire gibi mecraları, gerekse televizyonları, gerekse adayların ekran performanslarını falan bizzat izleyerek takip etmeye çalıştım ve bu elbette beni de yordu. Şimdi eskisi kadar etkin takip içerisinde değilim. Çünkü buna gerek görmüyorum. Yani gerek şu anda işte kabinenin nasıl şekilleneceği, muhalefet partileri ne yapıyor, nasıl muhasebe yapıyor falan gibi durumlar öncelikli gündemim değil. Muhalefet muhasebe yapmıyor. Muhalefet nasıl ayakta kalırım, nasıl koltukları korurum veya işte Türkiye Büyük Millet Meclisi matematiği içerisinde bu dönem acaba durumları nasıl kendime yontarım? Biraz bu çaba içerisinde. Maalesef durum bu. Seçimden tırnak içinde başarıyla çıkılması da bundan herkes kendi hanesinde gördüğü sonucu başarı olarak sunma derdinde bir yerde ve başarısızlığı da bir yerlere yükleme derdinde. Elbette bu yapılabilir fakat siz bir hakkın seçimden önce görevinizi yapmış iseniz elbette o başarısızlıkları veya başarısızlığı birilerinin hanesine yazabilirsiniz. Bu hal birkaç ay sürer sürecek öyle görülüyor. Yaz aylarına girildi bugün 1 Haziran. Haziran Temmuz Ağustos ayı boyunca çok büyük dalgalanmalar beklemiyorum açıkçası. Indel Hace derler eskiler yani Indel Hace gelişmeler olmazsa Indel Hace bir kriz patlak vermezse Indel Hace birinin başına bir şey gelmezse bu biçimde devam ederse Eylül'den Ekim'den önce çok büyük bir hareketlilik beklemiyorum. Türkiye ekonomisi sürdürülemez durumda. Herkesin gözü dolar kurunda. Dolar kuru 20.80'e gelmiş. 20.40'a indiğinde aman geriledi filan deniyor filan. Bunu da takip eden bir kitle var. Edecekler doğal olarak. Fakat Türkiye ekonomisi sürdürülemez bir noktada. Bu net ve artık borçlarını bile çeviremez bir noktaya doğru evriliyor. Bu da elbette ekonomistlerin alanına giriyor ve halka nasıl yansıyacak? Halk acaba bir noktadan sonra "yetti gayri" deyip de isyan bayrağını çekecek mi? Bilmiyorum. Bugüne kadar çekmedi. Bundan sonra da ne derece itiraz eder? Ne derece yüksek sesle yaşananlara tepkisini gösterir? Onu da bilmiyorum. Tepkisini gösterme imkanı da bulabilir mi? Acaba iktidar buna imkan verir mi? Onu da bilmiyoruz. Fakat top sonbaharla birlikte eğer bir toplumsal kıpırdanma olacaksa, bir hareketlilik olacaksa ya da yeniden işte biz bu durumdan çıkardığımız derslerle ne yapabiliriz önümüzdeki dönem gibi bir bir araya gelme olacaksa bu ancak sonbaharla birlikte olacaktır. Tabi elbette bunda Mart 2024'teki yerel seçim sürecine giriliyor olmasının da tesiri var. Ben açıkçası 2019 Mart yerel seçimi gibi daha hareketli bir süreç olacağını, o kadar hareketli bir süreç olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü siyasi yasaklar, aday gösterme meselesi, e, Kürt siyasal seçmenin tercihleri sandığa yansısa dahi seçilen belediye başkanlarının yerine çok kısa süre içinde kayım atanması gibi olayları eğer böyle giderse Mart 2024'ten sonra da göreceğiz. Bu yönüyle Mart yerel seçimlerinin ne getireceğinin de bir önemi yok. Çünkü 2019'da getirdiği şeyin üzerine bir muhalefet bina edildi ve 4,5 yıl sonra bir seçim hezimeti geldi. Bunu da gözlerden uzak tutmamak gerekiyor. Vakit gelirse yani Mart 2024 seçimlerine doğru gidilirken işte o seçimler öncesi ve sonrası tabloda 2019 Mart ayının heyecanını yaşar mıyız bundan emin değilim. İstanbul'da ve Ankara'da bakıldığında Evet Cumhur İttifakı kaybetmiş görülüyor. Millet İttifakı ya da Kılıçdaroğlu aldığı oylar itibariyle İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde Erdoğan'ın bir ya da iki puan önünde görülüyor. Fakat önceki 2019 yerel seçimlerine göre fark kapanmış görülüyor. İktidar ne yapıp edip bu farkı kapatma imkanları arayacak ve bunu zorlayacak. Böyle de bakmak lazım. Gelecek büyük sürprizlere gebe. Ancak bunun siyaset takvimiyle bir alakası yok. Yani şu ana, şu ana kadar anlattığım konular bir umutsuzluk çerçevesinde değerlendirilmemeli. Siyasi takvim ve mevcut aktörlerine bakıldığında gerek iktidar gerekse muhalefet güçleri itibariyle e, önümüzdeki yakın gelecek açısından çok da fazla bir umut vaat etmiyor. Ancak gelecekte yaşanacak büyük sürprizler işte gerek siyaset takvimiyle gerekse siyasetin mevcut aktörleriyle iktidarı muhalefeti Alakası olmayan konular ben açıkçası özellikle ekonomi tabanlı olarak ve Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili olarak yakın gelecekte yaşanan sürprizlerin veya yakın gelecekte yaşanacak gelişmelerin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Tabirimi mazur görün Erdoğan'ın sağlığı iyi değil ve adeta ağır çekimde ölüyor. Yani... Ee yavaş yavaş hareketleri gerekse işte bir takım programları iptali filan gibi şeyler Erdoğan'ın bu dönemi atlatıp atlatamayacağı yönündeki şüpheleri de artırıyor. İşte Avrupa Birliği Avrupa Siyasal Topluluğu bir zirve yaptı Moldova'da. Oraya gideceği konuşuluyordu orada liderlere liderlerle beraber bir fotoğraf vermesi beklenirdi. Erdoğan hep istediği bir şey bu. Fakat gitmedi, gidemedi. İşte efendim biz seçimden sonra klasik gelenek olduğu üzere Azerbaycan'a gideriz, Kıbrıs'a gideriz falan. Ondan dolayı Moldova'ya gitmeyi tercih etmedik deniyor ama pek zannetmiyorum. Açıkçası Erdoğan'ın bundan sonra dışarıdaki bir takım bu tür zirvelere Temmuz ayında NATO zirvesi var bilemiyorum nasıl olacak bu tür zirveler bu tür zirvelere katılmamak için bir gerekçe bulacağını katılsa bile bunun son derece sınırlı tutul, tutulacağını düşünüyorum. Türkiye ne zamandır özgür seçimlerin yapıldığı ve göreve talip olanların özgürce aday olabildiği bir ülke değil. Bu seçimde de bunu yaşadık ama bu zaten biliniyordu. Bunun şu anda dile getirilmesinin de çok fazla bir önemi yok manşetin radarına takılan kimi kupürlerle, kimi e, açıklamalarla ve kimi bilgilerle, kimi haberlerle e, yayını e, sürdürelim. E, Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını ilan etmiş. E, Erdoğan 52.18, e, Kılıçdaroğlu 47.82 ilan edilmiş sonuçlar. Yani 52'ye 48 gibi bir durum söz konusu. Bu arada mazbatayı, Erdoğan'ın mazbatasını meclis başkanı almış. E, mazbat e, yani Erdoğan öyle bir noktaya noktayı tuttu ki artık mazbatasını bile kendisi almıyor. Yani mazbatanın bile sunulacağı bir lider olmaktan kendini e, soyutlamış durumda ki zaten adaylık başvurusunu da kendi yapmadı. Kendi adına gitti birileri yaptı. Burada e, 13. Cumhurbaşkanı 14. Cumhurbaşkanı falan gibi ibareler de yok. Artık Cumhurbaşkanı olarak e, kayda geçmiş. Neyse artık yani sıra numarası yok. Fakat hep söylendiği gibi kişiler önemlidir burada. Erdoğan 12. Cumhurbaşkanıdır. Kaç kere seçilirse seçilsin veya seçilmiş olursa olsun ondan sonra gelecek kişi yeni bir kişi olursa o 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kabine toplantısını yaptı dün. Milletvekili olan bakanların dahi yasa kural, teamül tanımadan işte orada kabine toplantısına katıldığını gördük. Esasen bu bakanlar milletvekili adayı olduklarında bakanlıktan istifa etmeleri gerekiyordu ama yasalar ne zamandır rafa kalktığı için ve şu anda da yığınla insan gitti mazbatasını aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kayıt yaptırdı bu bakanlar onu da yaptırmadılar ve hala bakan olarak görevlerini sürdürüyorlar bakan olarak 14 Mayıs seçimine girdiler propaganda yaptılar, vaatlerde bulundular ve o vaatleri gerçekleştirdiler kimi de gitti işte 28 Mayıs seçiminde aynı şekilde propaganda yaptı ve Yine hiçbir şey olmamış gibi 31 Mayıs kabine toplantısında da böyle poz verdiler. Her şeyin rafa kalktığı bir ülkeden bahsediyoruz. E, manşetin düzenli takipçileri benim birkaç defa... ...hele özellikle bu pazartesi günkü yayında da söyledim. Erdoğan açısından bu bir güven oyuydu. Güven oylamasıydı ve onu zaten kendisi de söylüyor. Sistem güven oyu aldı sıra iyileştirmede diyor. Erdoğan seçildiği zaman tam yetkiyi aldığını ve artık ondan sonra o aldığı yetkiyle her şeyi yapabileceğini düşünen bir lider ve dönem sonunda da tekrar kendine oy verildiğinde, tekrar seçildiğinde o arada yaptığı işlemlere onay aldığını düşünen bir lider ve bunu artık kendi de söylüyor. Yani bu artık gizli bir bilgi olmaktan çıktı. Muhalefete baktığınızda Hürriyet'in iç sayfa manşeti istifa yok, vitrin yenilenecek, Kılıçdaroğlu da göreve devam ediyor, görülüyor. Senin görüşün ne? Benim görüşüm şu, Cumhuriyet Halk Partisi defalarca seçim kaybetti ve hiçbir zaman hiçbir seçimi kazanamadı. Bu Kılıçdaroğlu döneminde değil, önceki Baykal döneminde de söz konusuydu. Baykal da bırakmadı, Kılıçdaroğlu da bırakmıyor. Batı'da bir muhalefet lideri iki kere seçimi kazanamadığında maksimum gidiyor en son Jeremy Corbyn İngiltere'de İşçi Partisi'nin lideri ikinci seçimi de kaybettikten sonra yerini Keir Starmer'a bıraktı ve şu anda İşçi Partisi iktidarın alternatifi olarak görülüyor. Batı'da pek çok ülkede de böyle seçimi kaybeden gidiyor. İktidardaysa iktidardaysa ilk kaybettiği seçimde gidiyor. Muhalefetteyse de belki bir dönem daha şans veriyorlar ama ikinci dönemde seçimi kazanamazsa o lider gidiyor. Fakat Türkiye'de böyle bir gelenek yok. Kılıçdaroğlu da ilk gece belki istifa kartını kullanabilirdi. O şansı kullanmadığı için artık görevde devam ediyor veya işte sonuna kadar götürmeye çalışacak diye düşünebiliriz. Önümüzde bir kurultay var. Belli ki kurultayda da tekrar aday olacak ve CHP Genel Başkanlığı'nı zorlayacak. Dolayısıyla Türkiye'de ne iktidarıyla ne muhalefetiyle böyle bir gelenek yok. Kılıçdaroğlu bırakmalı mıydı, istifa etmeli miydi? Evet o gece istifa etmeliydi. Benim görüşüm o. Bu kadar kaybettikten sonra ve en nihayetinde kendiniz aday olarak çıkmışsınız ve kaybetmişsiniz. Bırakmanız icap ederdi. Her ne gerekçeyle olursa olsun, işte CHP'de şu klik var, bu klik var, bir takım işleri toparlamamız lazım. CHP'yi işte ne bileyim gözüm açık gitmeyecek bir şekilde benden sonra ehil ellere teslim etmek istiyorum. Ne gerekçe sıralarsanız sıralayın, o gerekçelerin hepsi esasen siyaseten hikayedir. İstifa edecek mi sorularına değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak, hep birlikte karar vereceğiz demiş Fikret Bilay'a. Sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur diyor bunu seçimden sonra gerçekten söylemenin bir manası yok. Seçime kadar bu konuda yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına dahi yasal olmamasına rağmen, yasa dışı olmasına rağmen itiraz etmediniz. Güçlü bir sesle buna hayır demeniz gerekiyordu. Bunu bile yapmadınız ve diğer pek çok konuya itiraz edilmediği gibi. Kılıçdaroğlu 16 Nisan 2017 referandumundan sonra da referandum şayı bildir demiş. Ama ondan önce veya o sırada o gece bir şey yapmamıştı. O arada şu anda gerçekten halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? Demek böyle bir şey olabilir mi? Politikasına geri dönüldüğünü gösteriyor. Sahip çıkamadık demiş Gökhan Günaydın ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemde yöneticilerinden biri olacak. Grup yöneticilerinden biri olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sandıklara sahip çıkamadık itirafı gelmiş. Çıktık diyen arkadaşlar gerçeği söylemiyor demiş. 28 Mayıs'ta çok daha iyiydi durum diyor. Yani 28 Mayıs'ta yani seçimin ikinci turunda da sahip çıkamadık diyor esasen. Yani 14 Mayıs'a göre biraz toparladık ama... ...yüzde hani 100 sahip çıktık diyemiyorlar. Maalesef durum bu. Yani her şey esasen sandığa sahip çıkmakla başlıyor. Yani oradan geriye doğru. Siz onu başaramadıysanız... Geriye doğru seçim manipülasyonlarının önüne nasıl geçeceksiniz? Ekrem İmamoğlu ismi parlıyor. Evet, seçimden sonra verdiği mesajlarda her şeyin yeniden başladığı mesajı. Ekrem İmamoğlu'nun ayağında bir prang pranga var. Muhtemelen yakın bir gelecekte istinaf mahkemesi kararı ona onaylayacak, onaylayacak ya da işte siyaseten bir yasak söz konusu olabilecek. Aldi tatil sonrası deniyor. Ne olursa olsun yaklaşan İstanbul belediye seçimlerine endeksli bir karar çıkacak oradan belli ki. İmamoğlu'na kalsa İmamoğlu tekrar İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olur. Fakat belli ki ondan önce e, siyaseten bir yasak konulup adaylığının önü kesilecek ve Millet İttifakı kalmadı masa dağıldı ve artık bunu Millet İttifakı CHP dışındaki sözcüler de ifade ediyorlar ve CHP'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Millet İttifakı unsurları da CHP'den istifa ederek kendi gruplarını kurma derdindeler. Bir Millet İttifakı olur mu tekrar diriltilir mi ve tekrar bir adayın etrafında kenetlenir mi İstanbul ve Ankara'da bunu zaman gösterecek şu anda bir şey söylemek için çok erken bu açıkçası önümüzdeki Kasım ayının, Aralık ayının gündemi ta o zamana kadar bu konuda epey e, ne bileyim muhalefet partileri dirsek çürütecekler ve ortaya bir şey çıkacak falan. Yani 4-5 ay bu konu e, şu anda gündemde değil. Ancak Kasım ayından, Aralık ayından sonra söz konusu olabilir. CHP'nin Gangster, e, e, şey MHP'nin Gangster yöneticilerinden Fethi Yıldız, Kılıçdaroğlu hakkında fezlekelerin yola çıkabileceğini ve artık e, hakkında 28 fezleke varmış. E, dokunulmazlığı da kalmadığı için Kılıçdaroğlu hakkında mahkemelerin harekete geçebileceğini falan söylemiş. Fethi Yıldız avukat görünümlü bir gangsterdir. Hukuk diploması olabilir ama durum değiş, değişmiyor. Alaaddin Çakıcı'yı falan cezaevinden çıkaran bir isim. CHP'li Bülent Tezcan da siyasetimizin ibresini fezlekeler belirlemedi, belirlemeyecek demiş. Fezlekeler belirledi ve belirliyor. Sen ne dersen de Bülent Tezcan da yani işte CHP'de Özgür Özel gibi yani e, ne bileyim Erdoğan Toprak falan gibi bir isim, Engin Altay falan gibi bir isim yani oraya kurulmuşlar evet. ve e, bir biçimde e, muhalefet memuru gibi devam ediyorlar. Her gün işte sabahleyin saat 9'da 10'da partiye gidiyor. E, çayı kahvesi söyleniyor. Mu muhtemelen bir özel kalemi, sekreteryası falan vardır. Bunu iş edinmiş ve bu şekilde de yürüyen insanlar e, bir anlamda e, herhangi bir şeyi değiştirmeye, herhangi bir biçimde iktidara talip olmaya ve yeni bir gerçekten heyecan vermeye dönük tarafı var mı bu isimlerin gerçekten bilmiyorum ama işte Bülent Tezcan da öyle bir isim diğerlerini de yan yana koyabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %25 ki 25'in içerisinde Deva Gelecek Partisi gibi partilerin oyları da var. Yüzde kaç olduğunu bilmiyoruz. İşte Deva Partililer 1 milyon 600 bin oy aldıklarını söylüyor. Veya öteki diyor işte bizim oyumuz şu kadardı bu kadardı bilmiyoruz. Yani sana ne kadar oy verdiklerini bilmiyoruz. Ha, adayların bulunduğu yani adayların gösterildiği yerde verilen oylara bakılarak da bir örnekleme e, gitme yani bir sonuç çıkartılamaz üstünde altında CHP'li isimler var çünkü. Fakat CHP'nin oyu kemik %25 bile olsa ki değil %25 bile olsa AKP'nin 10 puan altında. Yani siz... Bırakın Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmeyi, partisini bile geçemiyorsunuz. Öncelikle ve öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'yi geçmesi lazım. Bir iddia ortaya koyabilmesi için. Ve bu kadar sene sonra CHP'nin yeniden kurulması 1992, 12 Eylül'de kapatıldıktan sonra 92'den bu tarafa 33 sene geçmiş. 33 senedir 25'in üzerine çıkamadığınız gibi AKP'yi de hiçbir seçimde geçememişsiniz. Yerel, genel, cumhurbaşkanlığı fark etmiyor. Önce AKP'yi geçeceksiniz, ondan sonra cumhurbaşkanlığı için bir iddia koyacaksınız. Ben bu aşamada ne CHP'nin ne de CHP'lilerin iktidar için heveslenmesinin veya heveslenme çabalarının falan bir sonuç getireceğine inanmıyorum. Böyledir, böyle devam edecektir. Muhalefet güçleri veya demokrasi güçleri farklı çatılar altında, farklı çözümlerle veya farklı arayışlarla iktidarın karşısına dikilebilirlerse belki ancak o zaman. Ama CHP kurumsal kimliğinde bu iş olmuyor, olmayacak. Selahattin Demirtaş dün yayınladığı Twitter mesajıyla... Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum dedi ve başka mesajlar da paylaştı. Aylar önce sonuçlar ne olursa olsun siyasi çalışmalardan çekileceğimi söylemiştim diyor. Yeşil Sol Parti ve Kılıçdaroğlu'nu daha yüksek bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Ve daha önemli bir şey söylüyor. Genel merkezimize Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim ama diyor herhangi bir gerekçe sunulmadan önerim reddedildi diyor. Gerekçesini bilmiyorum diyor. HDP'den yapılan açıklamada da işte adli süreçler veya işte siyasi karar alma mekanizmaları falan Demirtaş'ın işte adaylığına çok fazla izin vermiyordu falan gibi açıklama yapılmış ama bunu önemsiyorum. E, belli ki e, Demirtaş aday olmayı istemiş düşünmüş. E, Ekrem İmamoğlu da aday gösterilebilirdi. Bundan 6-7 ay evvel siyasi yasak kararı ilk çıktığında Demirtaş da her şeye rağmen aday gösterilebilirdi. Bu yollar denenebilirdi ama belli ki muhalefet güçleri o dönem her iki adayı da e, ayaklarına takılan prangadan dolayı siyaset yasağı prangasından veya olası siyaset yasağı gelebileceğinden veya yüksek seçim kurulu reddedebileceğinden ötürü şey yaptılar. Geriye çektiler ve farklı yöntemlerle yürüdüler. Bilmiyoruz. Bu zaten şu anda tartışılabilecek bir konuda değil. Kaldı ki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı söz konusu olduğunda siyasi yasak kararından daha doğrusu mahkumiyet kararı geldikten sonra Yüksek Seçim Kurulu apar topar Habertürk'te Kübra para konuşmuş. Gelse işte adaylığını reddederiz falan demişti yani aday aday gösterilirse Cumhurbaşkanlığına falan diye. Fakat muhalefet güçleri o gün bunu düşünmediler. Sonrasında da e, düşünmediler. E, yani Ekrem İmamoğlu'na konulan siyasi yasak yüksek seçim kuruluna ahmak dediği için. Yani ahmak YSK dediği için filan. Yani Türkiye'de siyaset yapan hiç kimse böyle bir cümleyi kurmaz. Aklından bile geçmez. Ekrem İmamoğlu'nun da kast, kastettiği o değildi. Ekrem İmamoğlu'nun lafları, lafları Süleyman Soylu'ya yönelik laflardı ama bu lafların bile arkasında çok fazla durulamadı. Neticede Türkiye e, Büyük Millet Meclisi sandalye dağılımı netleşti yüksek seçim kurulunun açıklamaları resmi e, ne bileyim artık kesin sonuçları açıklamasından sonra bu tablo değişecek çünkü bu tabloda kırmızıyla görülen bölge 169 milletvekiliyle CHP oradan 38 milletvekili gidecek ve CHP küçülecek ve orada 4-5 parti daha girecek yani nereden baksanız e, 10 ila 15 parti arasında bir parti olacak şeyde. Türkiye Büyük Millet Meclisinde aynı şekilde AKP'den de parlar ayrılacaklar. Öbür biri ki 10-15 partili bir Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosu olacak. 38 milletvekili gittiğinde belki bir de bir de iyi partili olabilir. 39 neyse gittiğinde CHP'nin sandalye sayısı 130'a ya da 131'e düşecek. Bu kadar milletvekiliyle ne kadar muhalefet yapabilirse artık yeni dönem. Bu oranlar Birleşik Krallık seçim sonuçları. Erdoğan'a ikinci turda çıkan o yüzde on dokuz yüzde on Kemal Kılıçdaroğlu'na ise seksen nokta bu nadir Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun baskın bir şekilde oy aldığı ülkelerden biridir Birleşik Krallık Amerika'da öyle zannediyorum birkaç ülke daha olabilir fakat Avrupa'da pek çok ülkede Tayyip Erdoğan'ın oyları daha yüksekti. O arada ben bir önceki manşet yayınında bu fotoğrafı ekrana getirmiştim. E, bu fotoğraf kolajmış. Yani e, aynı karede iki kişi birbirine yaklaştırılarak e, Photoshop'ta birleştirilmiş. E, fakat Sinan Oğan bunu alıntılayıp, bu fotoğrafı alıntılayıp... ...bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı alçaldınız falan diye soruyor. Yani arkadaş e, sen attığın tweetlerde kaçak saray falan diyorsun... ...ve o kaçak sarayda gidip böyle bir poz veriyorsun. Şimdi orada el ele tutuştuğunuz liderlerin en solunda Hüdapar lideri en sağında da sen varsın ve onlarla yan yana gelemeyeceğini falan söylemişsin. Ve bundan dolayı da MHP'yi falan da eleştirmişsin. Sonra şimdi Devlet Bahçeli ile Hüdapar genel başkanıyla, öbürüyle ile Erdoğan'la, Erbakan'la, Fatih Erbakan'la birlikte el kaldırıyorsun. Birileri montajda aradaki beş kişiyi düşürüp seni Hüdapar lideriyle yan yana el kaldırmış gibi gösterebilir ama buna bu kadar alçakça falan dediğinde bu fotoğrafın içine sinmediğini gösteriyor. Neticede birlikte el kaldırmışsınız yani. Ha birileri seni yan yana montajlamış ama montajlamamış. Ben onu savunmuyorum yani montajı savunmuyorum. Yanlış bir şey. Benim de bakmam gerekirdi önüne arkasına ama yani neticede Durumu değiştirmiyor son tahlilde. Günün fotoğrafı bu. Moldova'da Avrupa Birliği liderleri bir araya geldiler ve burada pek çok lider var ve geniş bir yer. Avrupa Siyasal Topluluğu diye Avrupa Birliği ve NATO liderleri falan birlikte hatta işte Ermenistan, Azerbaycan liderleri de var. Bu fotoğrafta Zelenski de var görüyorsunuz ortada. Bu fotoğrafta Tayyip Erdoğan da olacaktı fakat Tayyip Erdoğan son dakikada iptal etti gitmedi. İşte bu ülkeler çok geniş bir siyasal topluluk işte Belarus yok ve Rusya yok onun dışında çok geniş bir Avrupa haritasında liderler bu fotoğrafı verdiler Erdoğan ismi geçiyor katılımcılar arasında liderler arasında fakat son dakikada şeyi ne derler ziyaretini iptal etti Muhtemelen sağlık nedenleriyle iptal etti Çünkü Erdoğan bu tür zirvelerde kontrol dışına ya da kendi elemanlarının, kontrolü dışına çıktığı için ve e, sağlık durumunun her dakika nasıl olacağı belli olmadığı için e, yer yer skandallar da yaşanıyor. Ondan dolayı muhtemelen sağlık gerekçesiyle gitmedi. Her ne gerekçe gösterilirse gösterilsin. Bundan sonra da uluslararası zirvelerde böyle bakmak gerekir. Şimdi Avrupa Birliği ne derse desin, e, Erdoğan'ın e, ne bileyim cumhurbaşkanlığını tebrik kuyruğuna girmişler vesaire ne yapmış olurlarsa olsunlar. Esasen mesaj budur yani. Schengen vizesinde her iki kişiden biri veto yiyor. Yani Avrupa'nın mesajı budur. Buna büyük bir isyan var. Sanatçılar da konser için filan Avrupa'ya gitmek istediklerinde vize alamadıklarından falan yakınıyorlar. Bu yönde paylaşımlar yapıyorlar. Şunu söyleyeyim. Hani dostacı söyler. Öyle değerlendirin. Bu gene iyi. Bu gene iyi yani. Bunlar gene iyi günler. İki kişiden biri veto yiyor. iki kişiden biri vize alıyorsa bu gene iyi. Bu iki kişiden ikisi de veto yiyeceği günler yaklaşıyor böyle giderse. Buna da bu şekilde bakın. Evet seçim dönemi böyle. Yani seçim sonrası dönemi böyle. Yayınların periyodunu biz de biraz azalttık. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi gündem eskisi gibi yoğun değil. Seçim öncesi gibi yoğun değil. İkincisi seçim sonrası gündem daha çok işte muhalefet, kabine toto, ne bileyim dolar kuru falan gibi konular hem bir belirsizlik var hem de yaz aylarının girmesiyle ister istemez yorgunluğun da getirdiği bir şey. Seçim öncesi çalışmalardan dolayı yorgunluğun da getirdiği bir rehavet olabilir. Bir biraz dinlenme süreci olabilir. Gündem elbette seçim öncesi gibi olmayacak. Biraz gevşemiş olabilir. Benim açımdan daha evvel de söyledim. Gerek işte kabineye kimin girip kimin girmeyeceği, Mehmet Şimşek'in gelip gelmeyeceği gibi konular. Kimler kabinede kimler değil gibi konular. Çok fazla öncelikli konular değil. Muhalefet ne oluyor? İşte Millet İttifakı dağıldı mı? Yeni gruplar kurulacak mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Kemal Kılıçdaroğlu istifa ediyor mu etmiyor mu? Bu konularda benim öncelikli gündemim değil şu aşamada. Dolayısıyla gündem biraz daralmış durumda. Daraldığı için de ben zannediyorum artık bundan sonra haftalık yayınları 2 ile geçeceğim. 4'e e kadar çıkmıştık e, ama yeri gelir e, sürpriz bir gelişme olur. Yeni gelir sıcak bir gelişme olur. E, o gün o dakikada o yayını yaparız. Fakat onun dışında e, yaz boyunca öyle görülüyor ki haftalık rutin yayınları 2 ile sınırlayacağım gibi görülüyor. Bugünkü manşeti ve haftayı kapatırken in outla noktalayalım efendim. Bakalım in outta neler out olmuş neler in. Hoşçakalın bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.